Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahmut. Bugün sizlerle birlikte Windows 7'den veya Windows 8'den Windows 11'e nasıl yükseltebileceğinizi göstermek istiyorum. Aynı zamanda kolayca yükselteceğiz ve hiçbir veriniz silinmeyecek, hiç zorlanmayacaksınız. Bilgisayarınız Windows 11'i desteklemese bile yükseltebileceksiniz. Nedir bu desteklemeyen özellikler? TPM 2.0 özelliğini desteklemiyorsa veya Secure Boot yani güvenli ön yüklemeyi desteklemiyorsa ya da işlemci hataları alıyorsanız bile Windows 11'e yükseltebileceksiniz. Öncelikle bir tane metin dosyası oluşturdum. Onu açayım sizlere. Burayı hızlıca okumanızı istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Mutlaka yükseltmeden önce Windows 11 sistem gereksinimlerine bakın. Kullandığınız bilgisayar çok eski olmadığı sürece arkadaşlar Windows 11'e yükseltebilirsiniz. Benim kullandığım laptop 2012'den kalan bir laptop. Bilgisayarınız TPM ve Secure Boot'u yani güvenli ön yüklemeyi desteklemese bile Windows 11'e yükseltebileceksiniz çok eski olmadığı sürece. Burada Windows 11 sistem gereksinimlerinden bahsettim. Burayı lütfen hızlıca okuyun. TPM olmasa bile yükseltebilirsiniz. İşlemciniz çok eski olmasın. 64 bit uyumlu olsun mutlaka ve 2 ya da daha fazla çekirdeğe ve 1 GHz hızına erişsin. Burada yazıyor zaten. Bunları desteklesin. RAM'iniz en az 4 GB olsun. Depolama alanı olarak 64 GB. TPM, UEFI falan bunlara gerek yok. Bunları bypass edeceğiz biraz sonra sizlere. Yani bunları desteklemese bile Windows 11'e yükseltebileceksiniz. Grafik kartı çok önemli değil. Burada da bypass linkini biraz sonra göstereceğim sizlere. Bu arada yükseltme yapmadan önce Windows 7 veya Windows 8 lisansınız aktif olarak etkinleştirilmiş olmalı, yani yasal olmalı. Eğer sorun yaşarsanız Windows 11 yüklemesinde güncelleştirmeleri de denetleyin. Dediğim gibi sorunsuz ve hızlı, kolay bir yükseltme olacak. Verileriniz masaüstü hiçbir şey silinmeyecek. Öncelikle yükseltme linkini yapamayan arkadaşlar için göstermek istiyorum. Windows 11 medya dosyasını indirmeniz gerekiyor. Microsoft'un sitesinde zaten buraya da yazdım. Onun için bir tane şöyle gördüğünüz gibi Windows 7'den kalan müthiş bir özellik. Chrome'u açayım ben. Linki direkt kopyaladım. Windows 11 ISO yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan şunu yapmayın. Şunu da yapmayın. Şuradan direkt ISO dosyasını indirin. Ben indirdim. Önceden indirmeyen arkadaşlar için tekrar gösteriyorum. Bunu seçin, indir diyorum. 64 biti desteklesin mutlaka. Bunu tekrar söylüyorum. Türkçeyi seçiyorum. Onayla diyorum. 64 bit gördüğünüz üzere sadece 64 bit sürüm var. Bu inecek. İndiğini varsayıyorum. Ben indirdim çünkü. Burayla işimiz bitti. Gördüğünüz gibi ben şuraya indirdim. Ve klasöre çıkarttım. Şuradan klasöre çıkarabilirsiniz. Tümüne hayır diyorum. Öncelikle açacağım. Karşılaşılan hataları göstereceğim sizlere çünkü. Hemen açıyorum. Şunu hızlı yapmamız için şunu yapayım. Güncelleştirmeler denetlemesin. Sonraki diyorum. Bilgisayarımız denetleniyor. Gördüğünüz gibi İşlemci Windows'un bu sürüm için desteklemiyor. Bilgisayar TPM 2.0 çipini desteklemelidir ve bilgisayar güvenli ön yükleme özelliğini desteklemelidir. 3 tane hata aldık. İşlemci ile alakalı hata da aldık. İptal diyorum. Bu arada şunu da göstereyim size aklıma gelmişken özellikler. Programı kapatayım. Benim Windows 7 profesyonel sürümünü yükledim. Bu videoyu çekmek için sizlere. Windows'um etkinleştirildi ve sistem özelliklerim burada yazıyor. i5'in 3. nesil işlemcisi ve 8 GB RAM var. 64 bit işlemci. Yani çok eski olmadığı sürece bilgisayarınızı yükseltebilirsiniz. Bakın şimdi bu hataları bypass edeceğim. Göz ardı edeceğim. Onun için bir tane şuradaki GitHub'daki bypass linkini kullanacağız. Kopyalıyorum. Chrome penceresini açıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yapıştırıyorum. Şimdi şuralara çok girmeyeceğim. Burada Windows 11'in diğer sürümleri de var. Bu arada Windows 11'in son sürümüne yani 22H2'ye yükselteceğiz. Şuraları fazla karıştırmayın. Benim videodaki yaptığım şekilde yapın. Şuradan zip olarak indiriyorum. Gördüğünüz gibi indi.
Buradan klasörde göster diyorum. Bunu klasöre ayıklıyorum. Gördüğünüz gibi indirilen dosyalar burada duruyor. Yükselttikten sonra masaüstü ve buradaki dosyaları göstereceğim. Silinmediğine emin olun diye. Buradan açıyorum. Bakın şuradan çalıştırmayın. Şuradan skip TPM check on dynamic update diyor. Buradan çalıştırın. Yönetici olarak açın. Bakın diyor ki yüklendi diyor. Bu kendiliğinden kapanır ya da devam etmek için tuşa da basabilirsiniz. Zaten kapattı. Şimdi yükseltmeyi tekrar çalıştıracağım. Bunu da kapatayım. Hemen şuradan tekrar setup dosyasını açıyorum. Evet diyorum. Bunu tekrar yapıyorum. Bu biraz daha işlemimizi uzatacağı için. Sonraki diyorum. Bilgisayar denetleniyor. Evet gördüğünüz gibi hata vermedi. Tüm hataları temizledik. Bu sayede Windows 11'e yükseltebilirsiniz. Bunu Windows 10 için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten Windows 10 üzerinden Windows 11'e yükseltmiştim. Benim masaüstü bilgisayar için normalde Windows 11 sistem gereksinimlerini destekliyordu. Ama ben BIOS üzerinden TPM özelliğini kapattım ve sanki bilgisayarım Windows 11'i desteklemiyormuş gibi gösterip Windows 11'e yükselttim. Bir önceki videodan da izleyebilirsiniz. Yani bu yaptığım yöntemi Windows 11'de de yapabilirsiniz. Bu şekilde ben burada Windows 7 veya Windows 8 için gösteriyorum. Neyse şimdi Windows sürümlerini seçeceğiz. Ben Pro versiyonunu kullandığım için Windows 7 Pro versiyonu kullandığım için Windows 11 Pro'yu seçeceğim. Gördüğünüz gibi şunları da hızlıca söyleyeyim. Windows 11 ev sürümü, Windows 11 ev sürümü tek dil seçeneği, Windows 11 eğitim sürümü yani öğrenci sürümü, Windows 11 Pro sürümü, Windows 11 Pro eğitim yani öğrenci sürümü. Bu da iş istasyonu Windows 11 Pro versiyonu olarak ayırmış burada. Biz buradan Windows 11'i seçiyoruz. Sonraki diyorum. Şuradan kabul et diyorum. Şimdi benim bilgisayarımda fazla bir şey yüklü olmadığı için bunu seçeceğim mecburen. Eğer çok şey yüklü olsaydı şunu seçecektim. Siz de bunu seçin mutlaka. Hiçbir şeyin silinmesini istemiyorsanız bunu seçin. Ben bunu seçeceğim mecburiyetten. Siz en üstteki seçeneği seçin. Hiçbir şeyin silinmesini istemiyorsanız. Evet diyorum. Onaylıyorum. Yüklememiz başlayacak. Gördüğünüz gibi bypass ettik. Hiçbir sorun çıkmadı. Kolay bir şekilde Windows 11'e yükselteceğiz. Bekliyoruz. Evet, yeterli alana da dikkat edin mutlaka. Şimdi buradan saklanacaklar değiştir derseniz aynı adımları tekrar gider. O yüzden ben bir şey yapmayacağım. Bu neymiş? Ha, cihaz özellikleri Windows 11 sistem gereksinimlerini anlatan bir Microsoft sitesini açtı. Bunu kapatayım ben. Burada başka hazır penceremiz var mı? Bayağı bir şey açıkmış ya. Şunu da kapatayım. Yüklemeye başlıyorum. Yükle diyorum ve Windows yüklüyor. Bu arada Windows Server yüklüyor yazısına takılmayın. Bunu bir önceki videoda da söyledim. Windows 11 yüklememiz başladı. Başarılı bir şekilde Windows 11'e yükselttik. Ancak bir iki pürüz çıktı. Hemen o sorunları düzeltmek istiyorum.
Öncelikle Wi-Fi bağlantınız devre dışı kalmış olabilir. Lütfen Wi-Fi şeyini yeniden girin. Şifrenizi girerek. Ben de öyle oldu çünkü. İlk başta Wi-Fi şeyim devre dışı kalmış. Ethernet'te sorun olacağını zannetmiyorum ama Wi-Fi'de sorun olmuş. İkinci olarak masa üstündeki birkaç kısa yol buradan silinmiş. Yalnız hiçbir şekilde silinmedi arkadaşlar. Windows Old dosyasına gönderilmiş. Öyle diyeyim. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Dosyalarınız normalde silinmiyor ama uyumsuz dosyalar falan gitmiş. Öyle diyeyim ben Windows 11'e. Şöyle anlatayım size. C, Windows Old, kullanıcılar, Asus. Bakalım burada bir şey var mı? Yok. Şu ortak masa üstündedir muhtemelen. Ortak masa üstü. Görüyorsunuz. Bu kısa yollarım vardı. Şuradaki metin dosyası vardı zaten. Şu da vardı. Şu da vardı. Şunu ben sonradan oluşturdum. Çünkü etkinleştirme ile alakalı bir sorun da çıktı. Kullandığım Windows 7 lisansından olabilir. Belki sizde de sorun çıkabilir. Hepsinde sorun çıkacağını zannetmiyorum ama o sorunu da çözdüm. O sorunun çözümünü de anlatacağım size hızlıca. Gördüğünüz gibi kısa yollar duruyor. Hatta Google Chrome yüklü çalışıyor. Denedim ben. İçiniz rahat olsun. Yani masaüstü verilerini silinmiyor. Sadece uyumsuz kısa yollar silinmiş olabilir. Daha doğrusu Windows Old klasörüne gitmiştir. O yüzden ne olur ne olmaz çok ciddi bir veriniz varsa masaüstüne yedeklemeyin. Başka dizinlere yani DE'ye atın. Başka sürücülere atın. OBS Studio Windows 7'deki sürüm uyumsuz olduğu için ben tekrar yükledim Windows 11'e uyumlu sürümü. O yüzden çalışmadı. Tekrar kurdum. Yani diyorum ki masa üstünüz silinmedi arkadaşlar. Sadece Windows Old klasörüne taşındı. Bir buraya bakın ortak masa üstüne. Bir de şuraya bakın. Neredeydi? Tekrar giriyorum. Evet. Şuraya bakın. Bu arada sizde gizli klasörleri göstermeyebilir. Bunları. Bunu göstermek için şuraya gidiyoruz. Seçenekler kısmına geliyorum. Görünüm. Gizli dosya ve klasörler sürücüleri göster diyorum. Buradan da neredeymiş? Yok korunan. Evet şunu da kaldırayım. Belki başka şeyler varsa. Bakıyorum. Aynı bir şey yok. Bir de Asus'a bakayım. Ama şuradaki hiçbir şey silinmemiş. İndirilenler kısmında aynı duruyor. Sadece OBS Studio'yu ben tekrardan indirdim. Bunların hepsi duruyor. Yani bir şey silinmedi. İçiniz rahat olsun. Burada da çektiğim OBS videoları Windows 7'den kalan onlar da duruyor. Şimdi gelelim ikinci sorununa. İkinci sorun etkinleştirme sorunu arkadaşlar. Benim Windows 7'de kullandığım lisanstan olabilir. Ama normalde orijinal lisans kullanıyordum. Ama niye olmadı ben de anlamadım. Etkinleştirme sorunu hepiniz de yaşayacağını zannetmiyorum. Windows 8 kullanıcılar için muhtemelen sorun çıkmayacaktır. Windows 7'de falan sorun çıkabilir. O yüzden şöyle bir şey yaptım. Ben etkinleştirme sorununu da çözdüm. Etkinleştirme diye bir not dosyası oluşturdum. Şimdi yükselttiğiniz Windows 11 sürümlerine göre ben profesyonele yükselttim. Ben hangisini yükselttiyseniz hani burada bahsetmiştim. Aslında Windows Home sürümü, Windows Enterprise sürümü yok bunu bahsetmedim. Windows 11 eğitim sürümü neyse bunların hepsini bahsettim. Ben Windows 11 profesyonel sürümle yükselttiğim için şimdi CMD'yi açacağım arkadaşlar. Windows S'ye basabiliriz. CMD yazıyorum. Home sistemi zaten çıkar. CMD yazarsanız bunu yönetici olarak açın arkadaşlar. Şimdi şuradaki işlemleri sırasıyla uygulayın arkadaşlar. SLMGR VPS IPK K. K yazılan kısma şunu yazıyorum. Ben Windows 11'dekini yaptım. Yani şunu kopyaladım. Pardon, şunu kopyaladım. Geliyorum. İlk olarak bunu kopyalayacağım. Kopyala. Yapıştır. Biraz bekliyoruz. Evet, başarıyla yüklendi diyor. Tamam. İkinci komutu giriyorum. Ctrl+C, Ctrl+V. Gördüğünüz gibi ayarlandı diyor. Tamam. Son olarak şu komutu giriyorum. Olmadı mı? Saniye. Evet, başarıyla etkinleştirildi. Üst üste açtığım için hata verdi. Tamam, sorun yok. Şimdi etkinleştirmeyi kesin teyit etmek istiyorum size. Tekrar CMD'yi açacağım. Windows S'ye basıyorum ya da Windows R'ye basıp çalıştır açarak CMD yazabilirsiniz. Buraya da CMD yazıyorum.
Bunu yönetici olarak açın mutlaka. Ne olur ne olmaz. Biraz önce şuradaki komutları girmiştim. Fark ettiyseniz. Böyle bir şey oluyor lisans. Öncelikle gireyim ondan sonra göstereyim. Sırasıyla şu komutları girin. Kopyala yapıştır yapıyorum. Ctrl C. Ctrl V. Etkinleştirme gözüküyor. Lakin etkinleştirme sonunu yani şu tarihe kadar sona erecek diyor. Bunun da bir çözümü var arkadaşlar. Tamam diyorum. Şuradaki işlemleri tekrar uygularsanız 180 gün daha uzatabilirsiniz. Yani şu komutu girdikten sonra ikinci olarak şu komuta girdim. Normalde bu lisans anahtarı 180 günlük. Yani şu komutu girdikten sonra Mayıs'ta iptal olacak diyor ya, sona erecek diyor ya. Burada da lisans anahtarının kaç gün olduğunu teyit ettim. 180 gün olarak aktifleştirdi. Şimdi bu diyelim Mayıs'a geldik. Mayıs'a geldiğimizde de tekrar şuradaki komutları aynı şekilde sırasıyla girerseniz hatta şöyle yapayım size. Bir ilk olarak pardon K değil. Bir ilk olarak şunu giriyoruz. İkinci olarak şunu giriyoruz. İkinci olarak da şunu giriyoruz. Böyle de çekeyim. Yani Windows 11 sürümünüze göre işte profesyonel için bu anahtar, home için bu anahtar, home tek dil seçeneği için bu anahtar, enterprise için bu anahtar, eğitim sürümü için yani education içinde bu anahtar. Ben bunu zaten profesyonel sürümüne göre uyarlamıştım. 180 gün olayını şimdi size tekrar yapacağım. Mesela tekrar yapıyorum ne olur ne olmaz siz de görün diye. Bakın bu bir. Hepsini kopyala yapıştır yapıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Bak ayarlandı diyor. Tamam. Son olarak da şu. Bunu yapma sebebimi biraz sonra anlayacaksınız. Bekliyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi tekrar bunları giriyorum. Bakın saati, dakikası ilerlediğini göreceksiniz. Bakın tarih aynı ama dikkat ettiyseniz buradaki 22.39 biraz önce böyle değildi. Yani dakikası ilerledi fark ettiyseniz yani bu Mayıs'a geldiğinizde gene 180 gün olarak ileri tarih atabilirsiniz bu adımları kullanarak. Yani şu 22.33 müydü, 35 miydi öyle bir şeydi sanırım. Bakın dikkat ettiyseniz 39'a çıktı. Şunu da yapıyorum. Yine 180 gün olarak devam edecek ama siz bunu vakti geldiğinde tekrar uzatabilirsiniz yöntemi kullanarak. Bu da böyleydi. Lisans sorunu böylecelikle ortadan kalkmış oldu kesin olarak. Buradan kişiselleştir kısmına gidiyorum. Normalde ilk yükselttiğimde şurada Windows 11 etkinleştir diyor. Etkinleştirilmemiş diyor. Kullanan ürün anahtarını bulamadı gibisinden hata verdi ama gördüğünüz gibi bilgisayarı yeniden başlatıp da denedim. İçiniz rahat olsun. Etkinleştirdi. Burada uyarı falan vermiyor. Hatta şöyle bunu etkinleştirmesem de değiştirebiliyorum da gene de şurada etkinleştirme uyarısı çıkmıyor artık. Yani şurada da çıkmaz ilerleyen zamanda masa üstünüzde. Şunu da mutlaka yapın. Güncelleştirmeleri denetlemede sorun yaşamamak için TPM'yi devre dışı bırakacağız. Onun sisteminden aktifleştirmiştik ya. Yükseltme yapmadan önce. Onu geri devre dışı bırakalım. Bir önceki videoda da yapmıştım çünkü. Buradan aynı yere gidiyorum. Bypass kısmına gidiyorum. Normalde sizde de böyle olması lazım. Mutlaka böyle yapın. Normalde Windows 11'e yükseltmeden önce çalıştırdınız, yükledi. TPM olayını es geçmeyi. Şimdi geri devre dışı bırakacağız. Çünkü güncelleştirmeler denetlemede sorun çıkmaması için tekrar ekip TPM Check on Dynamic Update kısmına tekrar yönetici olarak çalıştırıyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi removed diyor yani silindi diyor. Eğer tekrar çalıştırırsam geri yükleyecek. Sizde de böyle olması lazım. Removed şeklinde olması lazım. Eğer tekrar çalıştırırsanız yönetici olarak bu sefer geri yükler. Eğer öyle bir şey yaptıysanız sonra tekrar yine çalıştırın. Removed yazısını görün yani. Onu demek istiyorum.
Şunu da göstereyim. Windows 11 sürümünü. Yükselttiğimiz sürümü. WinRAR yazıyorum. Gördüğünüz gibi son sürüme yükselttik. Buradan nasıl yapıyorduk ya? Masaüstü şeyine şey başlat diyorum. Başlatı ben sola çekeyim. Şuradan sola çekebiliriz. Şimdi şuradan etkinleştirilmiş şeyi şuradan da göstermek istiyorum. Ayarlar. Sistem. Sistem bilgisi evet burada olması lazım. Evet etkinleştirme gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Hatta şuradan bakayım. Gördüğünüz gibi etkinleştirme durumu etkin diyor. Kurtarma kısmına gideyim. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Eğer Windows 7'ye geri dönmek isterseniz ki zannetmiyorum döneceğinizi. Eğer dönmek isteyen olursa şuradan 10 gün içinde geri Windows 7'ye geri dönebilir. Buradan geri dön diyorum. Tabi geri döner mi? Garantisini veremem. Muhtemelen geri döner. Ama bence tavsiye etmem Windows 11'e geçtiyseniz artık ve etkinleştirme sorunu çözdüyseniz Windows 7'ye geri dönmenizi tavsiye etmem. Buradan geri dönebilirsiniz. Geri dönerseniz oradaki ilk başta açtığım Windows Alt klasörü dilerseniz geri dönemezsiniz. O yüzden Windows Alt klasörünü silmeyin. Masaüstü yedekleriniz muhtemelen oradadır çünkü. Bu arada şu masaüstü şeylerimi de getireyim ya kişiselleştir kısmından. Masaüstü simge ayarlarını. Nereden bakıyorduk ona? Temalar kısmındaydı herhalde ya. Şuradaydı. Nerede yapayım da. Uygula diyeyim. Tamam diyeyim. Bilgisayarım şöyle. Bir de Windows 11'de şuna gıcık oluyorum. Normalde bu sağ tıkladığımda diğer sürümlerde Windows 10'da olsun direkt böyle gösteriyor. Ama Windows 11'de şöyle gösteriyor. Buna gıcık oluyorum. Aslında bunu düzeltseler çok iyi olur. Son kere şunu da gösteriyorum. Windows Alt dosyasına girerek program flash'ten ya da program dosyalarından uyumsuz uygulamaların burada kaldığını görebilirsiniz. Mesela OBS Studio burada aynı şekilde duruyor. Masaüstü kısa yollarımıza da dediğim gibi Windows Alt klasöründen kullanıcılar ortak veya işte Asus, ben Asus olarak tanımladım. Ortak masaüstü yine şuradan Asus'ta da olabilir. Klasörleri açın yalnız. Şurada zaten gözükür varsa. Şimdi Google Chrome'la OnePlayer yüklü gözüküyor ama şurada yüklü gözüküyor. Program dosyaları, Program Files, Google Chrome, Application. Gördüğünüz gibi burada hatta biraz önce açtık. Teyit ettik, sorun yok. Yani silinmedi de sadece Windows Alt dosyasına taşındı uygulamalarınız. Aynı şekilde diğer uygulamalar. Mesela burada ne var başka? Şunu da yüklemiştim. OBS Studio zaten uyumsuz. Burada başka bir şey yok. Ve 32 bit uygulamalara bakalım. Evet, GomPlayer burada. Bakın. Bunları ben masa üstüne göndereyim ya. Diğer seçenekleri göster. Ya da isterseniz arkadaşlar çok önemli değil. Yeniden yükleyebilirsiniz. Birkaç uygulama sorun çıkardıysa. Ama şuna emin olabilirsiniz. Uygulamalarınız hiçbir şeyiniz silinmedi. Sadece Windows Alt dosyasında. Bunun dışında şu da aynı şekilde. Bunu da masaüstüne atabilirim. Normalde yoktu da masaüstünde çok da önemli değil. Yani silinmediğini göstermek için sizlere gösteriyorum bunu. Yani buradan tüm uygulamalarınızı görebilirsiniz. Windows 7'den kalan veya Windows 8'den kalan. Windows 8'den muhtemelen uyumsuzluk olmaz da Windows 7 ile alakalı uyumsuz uygulamalar olabilir. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Videoyu biraz uzattım ama maalesef pürüzler çıktığı için bunları göstermek zorunda kaldım sizlere. Etkinleştirme sorunu oldu. Bunu düzelttik. Bilgisayarı yeniden başlattım. Hiçbir şekilde sorun olmadı. Etkinleştirme sorunu muhtemelen Windows 7 desteğini kestiğinden dolayı olmuş olabilir. Windows 8'de veya Windows 10'da etkinleştirme sorunu olacağını düşünmüyorum. Videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Biraz uzun oldu ama sorunları da çözdük. Lütfen kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.